Yes Şarküteri yerli et ve süt ürünleriyle Ekran Gazetesi devam ediyor. Efendim programımıza konuğumuzla devam ediyoruz. Bir saat boyunca birlikte olacağımızı söylemiştik. Tabii çok da sorumuz var. Merak ettiğimiz konular var. Hepsini sizler için soracağız efendim. Eğer siz de merak ettikleriniz varsa bize soruları yorumlara bırakabilirsiniz. Birçok mesajı, birçok günaydınlı dileklerinizi okuduk. Tabii devam edeceğiz okumaya. Orada Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç bugün bizlerle birlikte. Bu konuda tabii camiaya dair birçok böyle geniş yelpazede sorularımız olacak. Oradaki sporu konuşacağız, gençliği konuşacağız, neler yapacağız. KYK biliyorsunuz artık kuruma bağlandı. Kendi bünyesinde olacak. Onları da mutlaka programımız içinde yer vereceğimiz konu başlıklarından olacak diyelim. Çok da bekletmeden konuğumuza dönelim efendim. Soracağımız oldukça konu var. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler değilsiniz inşallah. Çok şükür. İnşallah güzel bir program olacak diyelim. Tabii en son programımızdan bu yana mutlaka böyle güncellenecek bilgiler de var. O konuda da tazeleneceğiz sayenizde. Orada da bugün hani sporu sizlerle birlikte konuşacağız. Gençliği, yapılan çalışmaları, projeleri. Tabii kurumlar arası gelişmeler var. Sizin de diğer kurumlarla birlikte yürüttüğünüz çalışmalar var. Hepsinden bahsedeceğiz ama şöyle biraz geniş hatlı başlayalım. Size de girizgah olsun. Ardından detaylara ineceğiz. Neler yapıyoruz şu anda? Nasıl gidiyor? Ya öncelikle programımızda bizim çalışmalarımızı yer veren bir zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Gerçekten Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'mizin en önemli bakanlığı olarak görüyoruz biz. Kendi bünyesinde çalıştığımız için değil. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlere en fazla dokunan, onları en iyi şekilde yönlendiren, onlar için sosyal, kültürel olanaklar sağlayan, hatta barınmaya kadar üniversitede okuyan öğrencilerimize Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bu doğrultuda da bizler çalışmalarımızı 3 ana başlık altında devam ettiriyoruz. İşte gençlik faaliyetleri, spor faaliyetleri ve yurt hizmetleri olarak. Bu doğrultuda da şu anda ordumuzda yani herkese, her kesime hitap edecek çalışmalarımızda hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, yani. Çok güzel. Allah kolaylık versin. Amin. Gençler çok önemli biliyorsunuz. Kesinlikle. Hani birçok şeyden korunsunlar, böyle daha aktif olsunlar, hayata daha farklı baksınlar diye bu çalışmaların hepsini çok önemsiyoruz. Bunu öncesinde de konuştuk ama dedim ya böyle projelerle biraz başlayalım. Şimdi Ordu için en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri. Biraz şey soracağım. İşte sporcular konusunda hangi aşamadayız ki milli sporcular yetiştirmeyi çok fazla seviyoruz biliyorsunuz. Onların da geleceği için çok kıymetli aslında birçok imkanı da sahip olmuş oluyorlar. Burada evet bir bilinç var sizin de yaptığınız çalışmalarla. Ama öncesinde Ordu için çok önemli bir konu. Ben bunu sizle konuşma fırsatı bulduğumuz için başta konuşalım istiyorum. Stadı soracağım. Yeni statta ne durumdayız? Yeni statta şu anda biz takımlara antrenman yaptırıyoruz. Neden? Oranın çimi hazır. Evet. Özellikle çimi bakir büyümesin diye, krampona alışsın diye haftada bir gün antrenman yaptırıyoruz. Hatta biz mesela oralarda ana sınıfı okullarına, kreşteki çocuklara, işte sevgi evlerinde kalan çocuklara hatta şenlikler dahi yapmayı planlıyoruz şu anda programımız içinde var. Statla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Milli Eğitim Bakanlığımızın da onayı alınarak bir spor lisesi projesi çizildi. Aşağı yukarı 4 aydır mühendisler gidip geldi ordumuza. Hem Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün görüşünü aldı hem bizlerin görüşünü aldı. Ve şu anda Türkiye'de ilk olacak. Ve en önemlisi de şu, ordumuzda spor lisesi yok. Yani bir spor lisesi olup da tekrar yeni bir spor lisesi projesi planlansaydı bu yanlış olurdu. Ve Türkiye'de de tek olacak. Özellikle spor tesislerinin içinde bir spor lisesi olması çok büyük bir cazibe merkezi olacak. Bununla ilgili projeler tamamen aşağı yukarı bitmiş durumda. Şu anda bütçelendirme, işte ihale evrakları hazırlanıyor. Ve bildiğim kadarıyla da 2020 yılında stadın diğer eksik kalan işleri, koltuklar, scoreboard, işte ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve birçok mekanik aksamıyla birlikte bunlar spor lisesi projesi ihale yapılacak. Ve büyük ihtimal 2020 yılında tamamlanır diye düşünüyorum. Ben. İnşallah.
Tabii Sayın Kurtulmuş da buradayken en çok sorulan sorulardan biri evet. Kendisi de Sayın, oydu. Zaten eski Başbakan Yardımcımız da buna benzer bir cevap verdi. Evet. Çünkü onlar da Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu konuyu birebir görüştükleri için gerek vekillerimiz, gerek Başbakan Yardımcımız, işte gerekse Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yani hepsi bu konunun üzerinde. Şimdi yıl sonu geldiği için de neticede oraya yapılan bir lise projesi sonradan ilave edildi. Bunun da ya yarın keşke orası da olmasaydı, böyle olsaydı denmemek için. Çünkü büyük bir proje neticede. Şu anda zaten çok aciliyeti de yok. Yani bizim mevcut bir stadımız olduğundan dolayı takımlarımızın maç yapabileceği bir stat var. Dolayısıyla hazır tamamlanacakken en güzel şekilde 2020 yılında tamamlanır inşallah. Layığıyla tamamlansın. Peki salon sporlarını konuşalım. Alanda ne kadar bir bölüm olacak? Şimdi şu anda zaten mevcut içinde 8 tane antrenman salonumuz var. Hı hı. Spor lisesiyle birlikte 2 tane spor alanı daha ilave edildi. 10 tane şu anda salon sporu yapılacak. Orada alan var. Bunları ne olarak planlıyoruz? Eskrimden okçuluğa, atıcılığa, boksu, güreşi, judo, tekvando, yani orada şu anda yapılacak wushu, kung fu, kinch box, yani bu bütün spor dallarımız aşağı yukarı orada olmuş olacak. Dolayısıyla bir tarafında büyük baş pehlivan Recep Kara spor salonu, yan tarafında olimpik havuz, diğer tarafında işte gençlik merkezi, yine sporcu eğitim merkezimiz var, orada büyük bir güreş salonu var. Dolayısıyla bütün öğrencilerin, spor yapan öğrencilerin tercih edeceği bir spor lisesi olmuş olacak. İçinde yine öğrencilerin konaklamasıyla ilgili de bir pansiyon kısmı olacak. Dolayısıyla il dışından belki de en fazla rağbet gören spor lisesi olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Yani bu stat bittiğinde sadece 15 günde bir maç yapan bir yer olmayacak. Hı hı. Tamamen 7-24 saat yaşam alanı olan gençlerin, çocukların girdiği, hatta ben şunu söylüyorum, günde biz oraya 1500 kişi yani genç alamıyorsak, yani biz burada görev yapmamamız lazım diye düşünüyorum. Bunda çalışma arkadaşlarımla da paylaştım yani. İnşallah bu konuda güzel gelişmelere gebe diyelim. Amatör futbol kulüplerinde soracağım tabii. Hem biraz böyle işte soyunma odası, ihtiyaçlar, kulüp binası, bunları konuşalım. Ne zaman tamamlanır? Şimdi amatör spor kulüplerimizin en büyük ihtiyacı Karşıyaka spor tesislerindeki soyunma odalarının azlığıydı. Evet. Bununla ilgili valimiz Sayın Settar Yavuz YİKOB aracılığıyla bir proje çizdirdi. Kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak 70-72 metrekare büyüklüğünden. Bununla ilgili yine sadece Altınordu'daki kulüplerimiz değil, mesela Fatsa'da da sıkıntımız vardı. Fatsa eksasının halısı, İşte oradaki soyunma odası yetersiz kalıyordu. Yine orası, işte Ünye Gençlik Merkezi'nin çevre düzenlemesi ve oraya açık sahalar yapacağız. Tenis kortu, okçuluk alanı gibi. Bunlarla ilgili taleplerimizi Sayın Valimizin, Sayın Vekillerimizin de desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ilettik. Sayın Bakanımıza buradan gençlerimiz adına da bir hassa teşekkür ediyorum. Bundan 3-4 ay önce Ankara'yı çağırarak buranın ödeneğinin protokolüne Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızda imza attık ve ödenekler tahsis edildi. Bu süre zarfında da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, yine Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürlüğümüz YÜKO bu yapılacak işlerin ihale dosyasını hazırladı. Ve Karşıyaka'da yapılacak amatör futbol kulüplerimizin ihtiyacı olan soyunma odalarının ihalesi 20 Kasım'da yapıldı. Şu anda itiraz süresi devam ediyor. Muhtemelen haftaya yer teslimi yapılacak, bir hafta sonra itiraz süresi bittikten sonra ve yanılmıyorsam 90 iş günü içinde de alan firma işi bitirmesi gerekiyor. İhalesi yapıldı, 16 firma katıldı, 1,5 milyon civarında bir rakamla da ihale yapılmış oldu. Yine dediğim gibi Fasa'nın sahasının yenilenmesi ve soyunma odasının ihalesi de 2 Aralık'ta. İnşallah.
İnşallah. En kısa zamanda. Şimdi evet. Bu kadar güzel çalışmaların olduğu yerde tabii böyle işte binalar, soyunma odaları onlar da tamamlansın ve bu çocuklar daha rahat imkanlarda. Aynı zamanda bu çocukları çalıştıran ekiplerde mutlaka daha güzel şartlarda bu hizmeti, bu imkanı sağlasın. Onlar da mağdur olmasın istiyoruz. Şimdi orada da çok güzel işler yapan sporcularımız var. Bizim göğsümüzü kabartıyorlar gerçekten. Böyle hem farklı şampiyonalarda da onları görüyoruz. Lisanslı sporcularımızı konuşalım. Şu an hangi seviyedeyiz biz? Ya şu anda biz şöyle söyleyeyim ben. 4 yıl önce göreve başladığımızda makamımızda bize ayda bir sporcu, başarılanmış sporcu ya ziyaret ederdi ya etmezdi. Şimdi biz her hafta onlarca sporcu ziyaretimize geliyor, başarılı sporcular. Mümkün olduğunca da onlara işte karşılıyoruz. İşte çeşitli hediyeler, bakanlığımızın imkanları dahilinde hediyeler vermeye çalışıyoruz. Yani her geçen gün artıyor. Her geçen gün, her hafta bize başarılı sporcular geliyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Mutlaka. Ve branşların sayısı fazla. Bu daha da güzel. Yani sadece işte eskiden neydi? Bokstu, judoydu, tekvando bunlardan gelirdi. Şimdi bir bakıyoruz bütün branşlardan başarılar geliyor. Özellikle engelli sporcularımızı tebrik ediyorum. Özel sporcularımızı tebrik ediyoruz. Birçok başarılar, madalyalar geliyor. Türkiye çapında hatta ulusala haber olacak değerde başarılar elde ediyorlar. Dolayısıyla biz de mutlu oluyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmanın bir karşılığı olarak görüyoruz onları. Onların elde ettikleri başarıları. Aslında başarı çok önemli değil. Önemli olan gençlerin spor yapması, bu alanda çalışması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ama işte başarı da olmayınca da olmuyor. Nasıl ki öğrenciler eğitim seviyesinin neyle ölçüyoruz? İşte fen lisesini kazanan ortaokulları ölçüyoruz. Hı hı. İşte liseden sonra da üniversiteyi kazanan, tıbbı kazanan, kazandıran okulları konuşabiliyoruz. Evet. Bizde de bu şekilde. Yani ne kadar çok kişiye spor yaptırdınız değil de daha çok hangi başarılar elde edildi? İşte olimpiyatlar adam gitti mi? Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonasına sporcu gitti mi? Bu tarafı da bakılıyor. Tabii ki bu göreceli bir şeydi. Yani spor geniş bir alan. Birinci öncelik tüm gençlere spor yaptırma imkanı sunmak. Onları spora teşvik etmek. Bunda bayağı bir ilerledik. Hı hı. Çünkü 5-6 bindeyken faal sporcu sayımız şu anda 10-12 binlerde. İşte 37 binden lisanslı sporcu sayımız şu anda 63 binlerde. Büyük artışlar yakaladık yaptığımız projelerle. Başarıya da gelince tabii ki büyük başarılar sporcularımız elde ediyor. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün kurulması ilimizde yetişen birçok sporcunun başka illere transfer olmasının da önüne geçmiş oldu. Çünkü biz çok sporcu yetiştiriyoruz. Bir bakıyoruz sporcumuz biri Ankara'da, biri İstanbul'da işte farklı farklı kulüplere gidiyor. Dolayısıyla Ordu'dan kopmuş oluyor. Ama Ordu'da da ekonomik olarak Ordu'nun evlatlarına destek veren kulüpler kurulursa ben özellikle bu kulüplerimizi kuranlara, yaşatanlara, destek olanlara teşekkür ediyoruz. Yine 19 ilçe belediyemizden de her branşta bir kulüp kurup birçoğunun var, destek oluyorlar, Allah razı olsun. Güreşten judoya, boksa, voleybola kadar. Ama tüm belediyelerimizden bu desteği istiyoruz. Özellikle her bir belediyemiz bir takım sporu, bir de salon sporu branşına, ilçesinde destek verirse o ilçeden yetişen oranın öz evlatlarını başka illerde heder olmalarının önüne geçerler. Hı hı. İşte başarılarıyla birlikte gurur duyarız diyorum. Şehir olarak daha tabii, çok gurur duyarız. Tabii bu çok doğru. Bir de mesela az önce biraz bahsettiniz gerçi hani branşlarda artık farklılıklar da var. Yani hani daha çok çeşitlendi. Ama daha çok hangi branşlarda öndeyiz? Yani daha çok nerelerde başarılıyız? Ya şu anda Ordu bir defa şunu yani net ortaya koyalım. Yani futbol Ordu'da seviliyor. Karadeniz'in tamamında aynen, seviliyor. Doğru. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak buna kayıtsız kalmadık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize atadığı iki tane futbol antrenörüyle beraber altyapıdan şu anda çalışma yapıyoruz tamamen ücretsiz. Buradan yetiştirdiğimiz sporcuları da tamamen hiçbir bonservis ücreti almadan bütün amatör kulüplerimize vereceğiz. Sporcu istediği kulübe bonservis ücreti ödemeden geçecek. Birincisi bu. Zaten bununla ilgili de desteklerimiz yapılıyor. Diğer taraftan Ordu pehlivanlar diyarı. Evet.
ve şu anda 11 ilçemizde güreş yapılıyor. Ve günde 1500 tane gencimiz mindere şampiyon olmak için mindere çıkıyor. Hı hı. Bu büyük bir rakam. Ve buradan çok büyük, biz şu anda sporcular yetiştiriyoruz. Mesela en son gençlik olimpiyatlarında ikinci gümüş madalya aldık. İlk oyunların Türkiye madalyasını kazanan sporcumuz bizim sporcumuz. Gurur duyuyoruz. İşte İkizce'de bir inşaat tesisçisi, abinin çocuğu, tesadüfen öğretmeni güreşe başlatıyor. Sonra sporcu eğitim merkezini kazanıyor. Sporcu eğitim merkezindeki çalışma gayretiyle birlikte bu başarıyı elde etti. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Belediye Spor Kulübümüze transfer oldu. Orada spor yaşamını mesela devam ettiriyor. Hı hı. Yani bizim şu anda güreşte müthiş bir potansiyelimiz var. Diğer taraftan judoda eskiden beri gelen, süre gelen bir başarımız var. Olimpiyat derecelerinden, Dünya Avrupa derecelerine. Yine bu başarımız devam ediyor. Katlanarak da devam edecek. İnşallah. Çünkü önceden sadece Altınordu'da bir salonda yapılıyordu. Şu anda bütün Altınordu'daki ilkokullarda erken yaşta judo projesiyle beraber Judo Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye'mizle beraber yürüttüğümüz bir projeyle başlayan bir nesil var diyebilirim. Bir de onların önünde bizim direkt yürüttüğümüz FASSA, Ünye, Altınordu ve diğer okullara açtığımız spor salonunda yürüttüğümüz bir projeyle şu anda 500'e yakın judocumuz zaten judo giyimlerini giyip her gün şampiyonluk hayaliyle tatemiye çıkıyor. Bir oradan bir başarımız var. Yine tekvandoda şu anda 1000'in üzerinde faal aktif sporcumuz var ki bu büyük bir rakam. Yani ilin çok çok üstünde bir rakam. Dolayısıyla da başarılar orada da geliyor. Türkiye dereceleri aldık. İşte Avrupa, dünyada dereceler gelmeye başladı. Orada da en iyi şekilde gidiyoruz. Yine Kung Fu Wushu'da Avrupa Dünya Şampiyonlarında göğsümüzü kabartan sporcularımız var. Muay Thai'da yine keza o şekilde. İşte Kickbox'ta yeniden bir atılım içindeyiz. Orada varlığımızı gösteriyoruz. Bunun yanı sıra okçulukta bayağı bir yukarıları zorlamaya başladık. İşte Ünye'deki bedensel engelli kulübümüz olsun, Fatsa'daki altyapı çalışması olsun. Bayağı bir ilerleme kaydetti. Yine ilimizde ilk defa eskrim branşımızı başlattık. Yakında o inşallah başarılarıyla adından söz ettirecek. Masa tenisinde yeni bir çalışma içine girdik. İşte su sporlarında kano ilk defa daha önce yapılmış tabii ki fahri olarak burada arkadaşlarımız yapılmış. Güzel başarılar elde etmişler. Hatta milli takıma sporcular yetiştirmişler. Hatta o sporcuların bir kısmıyla da tanışma imkanımız dahi oldu. Üniversitede okuyorlar. Yani hayatlarını kazanmışlar kano sporuyla. Dolayısıyla işte istediğimiz kadroyla birlikte kadrolu kano antrenörümüz geldi. Sporcu eğitim merkezimizin olduğu alanda bu faaliyetleri başlattık yazın. Aşağı yukarı 4-5 ay oluyor. Ve en kısa zamanda da bu projeyi daha da başarılarla taçlandıracağımıza inanıyorum. Çünkü kano özellikle şöyle bir özelliği var. Olimpiyatlarda en fazla madalya veren spor dallarından biri. Dolayısıyla bu açıdan da çok önemli. Yine jimnastikle ilgili şu anda müthiş talep var ve talepleri karşılayamıyoruz. Antrenmanları dondurduk. İşte yüzücülerimizden büyük başarılar geliyor. Bizim Türkiye genelinde havuzların kullanım oranı incelendiğinde kesinlikle ilk 10 havuz içinde yer alır diye düşünüyoruz. Gerçekten ordular yüzmeyi seviyor ve yüzmeye çocuklarını götürüyor. Özellikle de bakanlığımızın yüzme bilme projesi kalmasın projesinde ordulu olarak da biz en iyi hizmeti yapıyoruz diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi su sporlarını ayrıca soracaktım. Evet. Onun zaten bahsi geçti. Çok da güzel gelişmeleri anlattınız. Ben hep bunu sizle yaptığımız yayınlarda mutlaka söylüyorum. Tabii bir boks şampiyonusunuz aynı zamanda siz de spor hayatınızda mesleğe göreve başlamadan. Biraz onu konuşalım. Boks Ordu'da şu anda ne durumda? Siz de soracağım tabii. Biraz önce zaten konuşmamda da boksu unutmuşuz, es geçmişi. Boks gerçekten şöyle, biz başladığımız yıllarda 19 Eylül stadyumunun altında küçük bir salon vardı. Bu salonun yarısında da kondisyon aleti vardı ve bunu Ordu Spor takımı kullanırdı. Ve biz salonun yarısını dahi kullanamıyorduk. Yani ne diyeyim, 6 metrekare bir alanda
çalışıyorduk. Toplamda da koşma alanı olarak orayı aletlerin etrafında koşabiliyorduk. O şekilde dar bir imkanda çalışıyorduk. İl müdürlüğü olduğumuzda öncelikle salonumuzun zeminine işte bütün envanterlerini, kum torbalarını değiştirdik. Daha sonra merkez ortaokulu salonun altına bir boks salonu daha yaptık. Peşinden Akkuş Belediye'mizle ortak Akkuş ilçemizde güzel büyük bir boks salonu yaptık. Yine ardından en son olarak Ünye ilçemizdeki spor salonumuza yeni atanan antrenörümüz için bir boks salonu daha yaptık. Şu anda Kumru'da da yine bir beden eğitimi öğretmenimiz boks branşta. O orada çalıştırıyor. Yine Perşembe ilçemizde Fahri çalıştıran antrenörler var. Yine özel salonlar var. Yani yarışma olduğunda artık boks maçları bir iki gün, üç gün sürüyor. Hı hı. Salonlar tıklım tıklım oluyor. Çoğu zaman mesela ring kurulması zor olduğu için her zaman kurulamıyor. Mesela antrenman salonlarında yapıyoruz çoğu zaman. Hı hı. Mesela tabii ki onların da isyanlar oluyor. Ya biz salonlara mutlaka sığmıyoruz diye. Bu da bizi mutlu ediyor. Çoğu zaman maçları büyük salonlara da çeviriyoruz, önemli maçları. Ve boksun başarılarını söyleyeyim. Geçen yıl Yıldızlar'da Avrupa ikinciliği çıktı. Bu sene iki tane Avrupa üçüncülüğü çıktı. Türkiye şampiyonlarında da toplamda 15 tane madalya getirdi. Gerçekten en başarılı branşlardan biri de boks diyebiliriz yani bu manada ordumuzda. Sizin şampiyon olduğunuz müsabakayla kıyaslarsak, tabii siz biraz daha zor şartlarda çalıştınız, evet, belki yetiştiniz ve sonunda şampiyonluk geldi. Böyle, evet, bir güzel, kesinlikle, derece de geldi hem ülkemize de aynı zamanda. Biraz onlarla kıyaslarsak? Ya şimdi dediğiniz gibi o zamanlar zor zamanlardı. Yani biz boks ayakkabımızı dahi anlatmıştırım çoğu zaman. Yani mesela kamplarda biriktirdiğim haçlığımı da aldım. Hı hı. Sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olmuştuk mesela. Orada bütün ihtiyaçlarımız o şekilde karşılanmıştı. Ama şu anda biz sporculara her türlü imkanı sunuyoruz. Evet. Ama bunun karşılığı olarak tabii ki eskiye göre bu sadece orduya özel değil. Yani tüm dünyada da bu şekilde. Eski zorlukları karşılayacak, evet, gençler, sporcular ne yazık ki yetişmiyor. Yani örneğin bir Naim Süleymanoğlu, evet, bir Halil Mutlu tekrar dünyaya gelir mi deseniz çok zor yani. Bu boksta da aynı şekilde. Yani işte bir Rahmettin Sinan Şaminsan gibi bir boksör daha yetişir mi? İşte bir Celal Sandal, işte bir Seyfi Tatar, yani o boksörler tekrar Türkiye'de yetişir mi? Zor. Ama mevcut var olan sporcularımız da kötü mü? Değil. Yani gerçekten çok güzel yetenekler var. Örneğin mesela Turulan Erdemir diye bir kardeşimiz vardı. Avrupa dünya şampiyonu mesela Yıldızlar'da, gençlerde. Büyüklere geçti. Şu anda siklet değişiminden dolayı bir sıkıntılar yaşıyor. Mesela çok teknik boksör. Yani ille çok güçlü vurman gerekmiyor. Çok kondisyon sahibi olman gerekmiyor. İşte bir sporcunun bir özelliğinin öne çıkması lazım. O özelliğinin çok iyi olması lazım ki rakiplerini o özelliğiyle yenebilsin. Başarılı. Tabii ki bunun yanı sıra da farklı varyasyonları da olursa, örneğin nedir? Ters karta karşı iyi oynuyordur. İşte rakibi çok iyi kontrol atak yapabiliyordur. Ne olur bunları da biriktirirse üzerine koyabilir. Peki. Ama konuşacağız müdürüm. Çok hızlı tamamlayın siz, ben bölmüş olmayayım. Yani yeni ile eski kıyaslasak yani çok bir yerde varamayız diye düşünüyorum yani. Evet, şimdi reklama gidelim, bu arada zaman hızlı geçmiş. Daha soracağımız çok soru var. Ama dediniz ya, Naim Süleymanoğlu'ndan bahsettiniz. Film de vizyona girdi bu arada. Ben tavsiye ediyorum, herkes izlesin. Ben de henüz izlemedim ama izleyen herkes çok beğendiğini söylüyor. Bizim böyle spor tarihimize içinde çok güzel bir arşiv olacaktır, kesinlikle, aynı zamanda. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bu arada sizin aracılığıyla sinema filmine gitmek isteyen her sporcuya biz bilet alıyoruz. Şimdi tabii çalışmalardan gideceğiz. Ama en son sporcuları konuştuk. Şu an hangi, evet, branşlar, ne durumdayız? Antrenörlerimizi de unutmayalım. Onları tamamlayalım. Ardından birkaç proje sormak istiyorum. Kurumlar arası çalışmaları, tabii, sormak istiyorum çünkü. Şu anda 19 ilçemize hizmet verecek kadar antrenör sayımız arttı. Evet. Özellikle Mesudiye'den Akkuş'a, Aybasit'ten diyelim ki Çatalpınar'a, Kapataş'a, yani her tarafta antrenörlerimiz var. Antrenörlerimizin olmadığı yerde spor uzmanlarımız var. Böylelikle şu anda gerçekten güçlü bir yapı oluşturduk. Bu her yeni alımlarda da bu sayı artmış olacak. Özellikle yeni branşlar, yeni antrenörler
Dolayısıyla gençlerimize de bir nebze ne oluyor? Ekmek kapısı mutlaka da oluyor. Çünkü spor yapanlar bu şekilde istihdam edilmiş oluyor. Ona da katkısı olmuş oluyor. Özellikle beden eğitim bölümünü bitiren arkadaşlarımızın işte antrenör olabilmeleri, spor uzmanı olabilmeleri teşkilatta da taze kan gibi geliyor. Hı hı. Özellikle kendi alanından yetişip gelen gençlerin olması bu bakımdan da önemli bir gelişme. Evet, mutlaka. Şimdi tabii yeni bir proje var başlayan. Evet. Biraz onu konuşalım. Bir okulun bir de sporum. Evet. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde birçok çalışmalar yapılıyor. İşte antrenörlerimiz okullara gidiyor. İşte öğrenciler bizim tesislere geliyor. Spor salonları hem okulun kulları hem bizim salonlarımız ortak kullanılıyor. Bunun yanı sıra da biz işi bir adım daha ileri götürerek Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzle birlikte ilçe Milli Eğitimler ve ilçe Gençlik Spor ilçe müdürlüklerimizle ortaklaşa bir okulun bir de sporun projesiyle ana sınıflarında ve ilkokullarda il müdürlüğümüzün kadrolu antrenörleri ve spor uzmanları antrenman yapmaya başlattılar ders saatinde. Özellikle spor ve oyun saati var. İlkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok. Ana sınıflarda beden eğitimi öğretmeni yok. Bu açı bir nebze bizim de antrenörlerimiz, spor uzmanlarımız genelde okullar 4'te 5'te dağıldığı için o saate kadar boş oluyor. Okul saati içinde ana sınıflarında ve ilkokullarda egzersiz yaptırıyoruz. Evet. Branş antrenmanı değil. Egzersiz yaptırıyoruz. Gene fiziksel antrenman yaptırıyoruz. Böylelikle de biz ana sınıfında da ilkokulda çocukları sporla tanıştırmış oluyoruz. Dolayısıyla da bize ne lazım? Çocuk lazım. İşte yani çocukları salona getirmek lazım. İşte antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımız hem onlara spor kültürünü öğretmiş oluyor. Hem de spor salonlarına gelebilecek cevherler, evet, keşfetmiş doğru oluyorlar okullarda. Yine biz onlara hazırladığımız "Her çocuk bir yetenektir, yeter ki keşfedilsin" projesi kapsamında antrenörlerimizin telefonlarını, salonların isimlerini, neden çocuğun spor yapması gerektiğiyle ilgili bir de her eve broşür göndermiş oluyoruz. Böylelikle her evde bir broşürümüz oluyor. Bu açıdan da çok önemli. Ama en önemlisi çocuğa iki tane hedef koymuş oluyoruz bu projeyle. Bir okul, bir de spor. Evet. Yani bunlar vazgeçilmez olduğunu bilinçlendirmek için. Ve bu doğrultuda da çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Özellikle en son Çamaş'ta bir spor uzmanımızın ana sınıfında yaptırdığı bir egzersiz görüntüsü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharremoğlu'nun Kasaboğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı ve binlerce kişi bu videoyu izledi. Ordunun bir de reklamı da oldu, teşviği de oldu. Arkadaşlarımız da gerçekten sağ olsun, ben bütün mesai arkadaşlarımıza, antrenörlerimize, spor uzmanlarımıza ben teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Özveriyle okullara gidiyorlar. Her antrenör haftada 3 gün bir okula gidiyor. Dolayısıyla oradaki yavrularımıza spor aracılığıyla dokunmuş oluyor. Onlara neşe katıyor. Çünkü spor yapmak mutluluk hormonu salgılıyor. Ve çocuklar evlerinde de muhtemelen çok mutlu gidiyorlardır. O mutluluklarında herkesin bir payı olmuş oluyor. Bu açıdan da ben ayrıca onları tebrik ediyorum. Evet, akademik başarıyı da beraberinde getirir tabii. Birbirini destekleyen konular, bunu hep söylüyoruz. İnşallah daha çok bu işin içinde daha profesyonel şekilde olacaklar. Tabii yeni yeni de sporcular bulmanız için önemli çalışmalar bunlar mutlaka. Şimdi biraz az programa başlarken sohbetin başında belki lafı geçti ama konuşmadık. Kredi yurtlar konu da artık size bağlı. Bu konu, evet, tabii yurtların durumunu soracağım. Çocukların taleplerini karşılayacak nitelikli midir? Bir ihtiyacınız var mıdır? Bir sorun var mıdır bu noktada? Ama öncesinde yurtları gece vakitleri ziyaret ediyor musunuz? Evet. Doğru mu? Biraz ondan konuşalım. Özellikle 4300 tane öğrencimiz vardı. Yurtlar bize bağlandığında, yani kapasite yatağımız vardı. Şu anda 3 ay içinde rekor kırarak yeni bir kız yurdu daha açtık, 1200 kişilik. Ve rakam toplamda 5500 yatak kapasitesine çıktı kız erkek yurtlarımızda. Yani gerçekten bunların tüm sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Devletimizin bize verdiği görev dışında da işte anne babaların emaneti olarak görüyoruz. Dolayısıyla onlara en iyi hizmeti vermemiz lazım. Çoğu zaman hizmetler aksıyor.
İşte öğrenciler işte sosyal medya aracılığıyla ulaşıyorlar bize. İşte WhatsApp hattımız var, o şekilde ulaşıyorlar. En az 500 öğrenci de benim kendi cep telefonum var, oradan ulaşıyorlar. Yani bir şekilde ulaşıyorlar. Biz ama onların ulaşmasını da beklemeden, ben çoğu zaman hafta sonları, daha mesai olmadığı zaman, spor faaliyetlerinin arasında özellikle sürekli yurt ziyareti yapıyorum. İşte akşamları iş bittikten, mesai bittikten sonra çoğu zaman yurt ziyareti yapıyoruz. Tabii ki bunların belli saatleri gece 10'da da oluyor, 11'de de oluyor, 12'de de oluyor. Hatta 2'de de, gece 2'de de yurt ziyareti yaptığımız doğru. Yani yapmamız da gerekiyor çünkü kendi gözümüzle görmemiz gerekiyor. Neticede insan çalıştırıyoruz. Oralarda tabii ki personel arkadaşlarımız özverili çalışıyor ama ya şimdi bir gevşeme de oluyor. Yani bunu da kabul etmek lazım neticede. İnsanız. Yani gece vakti kimse sizi görmüyor. Öğrencilerin hepsi de yattı, uyuyor gibi oluyor. Ama bir kişinin de gelebileceğini onların bilmesi gerekiyor. İşte bu iyi niyetli de olduğu gibi, bizim ziyaretimiz iyi niyetli olduğu gibi kötü niyetli ziyaretler de olabilir. Yani bizim yurtlarımız 24 saat dimdik ayakta olması lazım. Güvenlik görevlimiz olsun, yurt yönetim memurumuz olsun, işte iklimlendirme görevlilerimiz olsun. Çünkü bir yurtta 24 saat vardiya yürütüyoruz bu arkadaşlarımızla. Yine en önemlisi mutfaklar, hijyen konusu. Çünkü yani binlerce öğrencimiz yemek yiyor. Bunun sıkı denetimini yapıyoruz. İl müdürlüğümüzün diyetisyenleri var. İşte onlar sürekli alandalar. Sürekli mutfaklardalar. Ve habersiz ben kendim özellikle gidiyorum. Çünkü haberli gidildiği zaman onun herkes işte maskeleri, boneleri, her şey hazır olmuş oluyor. Eldivenler vesaire. İşte yani biz habersiz gidiyoruz. Mutfakta da her şeyi sürekli denetliyoruz. Çoğu zaman bu denetlemelerde öğrencilerimiz de, orada hazır olan öğrencilerimizi de alıp mutfağa, yemeğin yapıldığı yere birlikte iniyoruz. Onların da görmesini istiyorum yapılan işlemleri. Tabii siz yurt ortamını iyi biliyorsunuz. Belki oradaki, hani içerideki durumu bildiğiniz için de biraz farklı gözle bakma imkanınız var. Bununla ilgili de değişiklikler var mı? Var. Yani mesela şikayetler o denli azalıyor. Yani mesela öğrenciyi muhatap kabul edip, onun görüşüp, onun sorununu çözmek önemli olan. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir öğrencimizin bir sorunu, bir sıkıntısı varsa yani sisteme kendiliğinden bırakıp çözülsün değil, çözüyoruz. Çözmeye de çalışıyoruz. Ben bütün yurt müdürlerimize, özveriyle çalışan personellerimize de bu konuda teşekkür ederim. Evet. Bir de diğer kurumlarla çalışmaları konuşalım. Tabii. Hangi projeler yürütüyor? Tabii sevgi evleri, cezaevleri içinde olduğunu biliyoruz ki bunlar çok önemsediğimiz, toplumda maalesef dezavantajlı diye adlandırdığımız gruplar, ama neler yapıyorsunuz onlar için? Şimdi kurumlar arası işbirliklerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında birçok kurumla yapılan işbirlikleri var. Bunun başında Milli Eğitim tabii ki şüphesiz. Adalet Bakanlığı'yla var. Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla var. Yine Diyanet İşleri'yle var. Birçok bakanlığın en son YÖK'le yine işbirliği çalışması yapıldı. Bu kapsamda yapılan işbirliği protokolü olsun veya olmasın, yani orada da neticede bir faaliyet gösteren her kurumla, spor olduğu için, biz gençlik olduğumuz için devamlı irtibat halindeyiz ve ortak çalışmalar yapıyoruz. Örneğin en son sevgi evleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Ender Yanık'la birlikte işte yavrularımızı Çambaşı Yaylası'na götürdük. Orada hatta birlikte top oynadık. İşte diğer her evdeki öğrencilerin top istemişlerdi. Bakanlığımızdan istedik. 27 tane sevgi evine birer çanta hediye geldi. Onları dağıttık yakın bir zamanda. Yani diğer ihtiyaçları birlikte ortak temin edebiliyoruz. Yine en son cezaevlerinde Sayın Savcımızın başkanlığında, Kültür Müdürlüğümüzün de hazır bulundu. Bir oradaki tutuklulara yönelik ne çalışması yapılabilir? Bunun ön toplantısını yaptık. Ve onunla ilgili önümüzdeki süreçte tüm ordudaki cezaevlerinde kalan hükümlülerle ilgili spor yaptırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda o devam ediyor. Yine en önemlisi YÖK'le yapılan çalışma doğrultusunda üniversitemize, yurtlarımızda genç ofislerimiz var. Üniversitemize de inşallah Sayın Rektörümüzün de desteğiyle genç ofis kazandıracağız.
Ve orada bir yani gençlik alanında çalışmanın olduğu ana bir merkez kuracağız, üst kuracağız inşallah. Yine birlikte en önemli sorun işte yurt sorununu konuşurken atladık. Mesela bu zamana kadar yurt kapasitemiz neden düşük? İşte arsa bulunamamasıyla alakalıydı. Ve özellikle bakanlığımız üniversitenin içinde olmasını istiyor. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ali Akdoğan bu konuda söz verdi. 1000 kişilik kız öğrenci yurdu arsasını da il müdürlüğümüze tahsis edecek. Biz de inşallah 2020 yatırım programına Sayın Vekillerimizin desteğiyle, Sayın Belediye Başkanımızın, Valimizin de desteğini alarak yatırım programına koydurup İnşallah. En kısa sürede ordumuza 1000 kişilik daha bir yurt kazandırmayı hedefliyoruz. İnşallah. Bunun yanı sıra yine erkek yurdu eksiğimiz var. Onu kiralama yöntemiyle eksiği en kısa sürede işte kapatmaya çalışıyoruz. Bu konuda da özellikle üniversite, gençlik, spor birlikte çalışması gerçekten öğrenciler için büyük kazanım olacak. İşte Sayın Rektörümüz bu konularda çok duyarlı. İşte yakın bir zamanda tüm yurtları ziyaret edecek. Bu konuda da bir programı var. İnşallah tüm kurumlarla birlikte, örneğin hiç görünmüyor olabilir ama işte biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle de diyalog halindeyiz. Bütün bizim inşaat ihale işlemlerimizi onların desteğiyle yapıyoruz. YÜKOB'un desteğiyle yapıyoruz. Dolayısıyla tüm kurumlarımızda ortak bir çalışma içindeyiz. Veya bir spor organizasyonu yaptığımız zaman, büyük organizasyonlar yaptık. Tüm kurumlardan destek aldık mesela. Almaya da devam ediyoruz. Ne güzel. Çok da güzel. Bugün aslında hep böyle yüz güldüren çalışmalardan konuştuk. Yani hep yapılanın üzerine konulduğundan bahsettik. Çok güzel gelişmeler tabii bunlar. Mutlaka arkasında güzel ciddi bir emek var ama bunu da unutmamak lazım. Kesinlikle. Örneğin mesela yurt olayını ben değineyim. Okullar açıldığında yurt çıkmayan yüzlerce aile geldi. Doğru. Yani anne baba işte daha çok kız öğrencilerdi bunlar. Yani çaresizlik içindeydi. Yani ekonomik durumlarını anlatıyorlar. Diyorlar ki yurda yerleşemezse ben bunu okutamam diyorlar. Şimdi bu konuda gerçekten gece gündüz çalışmamıza en etki olan sebeplerden bir oldu. İşte erkek yurdunda keşke yetiştirebilseydik. Erkek öğrencilerimizin de sorununu çözebilseydik ama yani hepsini bir anda yapmak olmuyor. İnsan çoğu zaman işte salonlara ziyaret ediyoruz veya kırsal kesimdeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. İşte sporcu spor yapsın diyoruz ama ya ayağında ayakkabı yok. Spor ayakkabı alma şansı hiç yok yani. Spor malzeme alma şansı hiç yok. Bunları görüyoruz. Bunlar tabii ki içimizi burkuyor. Özellikle arka ilçelerimizdeki, arka mahallelerde, yani köy, uzak köylerdeki diyelim. Şimdi büyük şehir olduğu hepsi mahalle ama yani neticede yine köy şeyinde bir şey kaybetmiş değil. Oradaki okullara, oradaki öğrencilere biraz daha dezavantajlı davranmaya çalışıyoruz. İşte 3 tane topumuz varsa ikisini onlara göndermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu açıda bu şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi biraz artık böyle yavaş yavaş toparlayacağız, çok uzun vaktimiz kalmadı ama mahalleler arası turnuvaları konuşalım. Başlatılmış futbol, basketbol. Devamında başka bir gelişme olacak mı? Ya da böyle çeşitlenecek mi? Bunu da merak ediyoruz açıkçası. İşte Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün yeni başlattığı 3x3 sokak basketbol ve Evimin Sultanları voleybol oynuyor projesi var. Bu kapsamda ilk olarak 3x3 sokak basketbolunda biz muhtarlarımızı devreye aldık. Altınordu ilçemizin merkezinde bulunan muhtarlıklara takım kurmaları için yazı gönderdik, reklaman gönderdik. 6 tane muhtarlığımız buna süre kısaydı iştirak etti. Fikstürler çekildi ve bu akşam da 5.30'da Tayfun Gülsoy Parkı'nda açılış maçıyla başlamış olacak. Bunun açılımı şu şekilde: mahallelere spor kültürüyle bütünleştirmek. İşte mahalleye bir aidiyet duygusu oluşturmak. Yani insan nasıl ki orduluyuz, İstanbul'a gittiğimiz zaman orduluyuz diyoruz misal. Yani kendi ilimizi ön plana çıkartıyoruz. Bir milliyetçiliği de getiriyor. Tabii ilçemizi, bu iyi bir şeydir. Kesinlikle insan doğduğu, büyüdüğü topraklara sahip çıkması lazım. Bu mahallede de aynıdır. Yani oturduğum mahalle güzel bir mahalle olması lazım. Nezih bir mahalle olması lazım. O mahallede gençlerin spor yapıyor olması lazım. İşte hatta genç olmayanların da spor yürüyüş vesaire yapması lazım.
Bu amaçla biz muhtarlıklarımız üzerinden bu çalışmayı yürüttük. Yoksa kendimiz de okullardan biraz soğuklanın. Okullardan gençler bulup bu takımları kurardık. 3x3 sokak basketbolunu oynatırdık yani. Evet. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ben özellikle mahalle muhtarlarımız için işinde olsun istedim. Bu konuda da takımları kurduk. Formalarını da hediye ettik. Bu akşam dediğim gibi maç başlayacak. İnşallah. Bundan sonra ne yapacağız? Nisan ayında ikincisini düzenlemeyi düşünüyoruz. Daha fazla mahalle muhtarımızı işin içine katarak daha büyük bir organizasyon. Bir, işte diyelim ki 15 yaş, 21 yaş arası. Ha, filtreler getirerek. Evet. İki, 21 yaşın üzerinde. Yani özellikle muhtarlarımız da takımlarda kadrolarında yer alırsa o bizi daha da mutlu edecek. Şimdi tabii haberlerde duyuruldu ama nerede oynayacak mesela takımlar? Tayfun Gülsoy Parkı'nda. Parkta, hep evet. Açık havada olacak. Açık havada yani çünkü sokak basketbol olduğu deyince için. Deyince turnuvalar biraz orada yapılacak. Ben böyle hava şartlarını düşündüm biraz. Yani şeyi de düşünüyoruz. Çok kış önümüzde. Çok yani soğuk değil 3 günlük dilim içinde. Sıkıntı olursa da salona da alabileceğiz. Onda sıkıntı yok. Onda bir problem yok. Evet. Şimdi bitirmeden şunu mutlaka sormak istiyorum müdürüm. Son 1-2 dakikamız ama bir gün... Şimdi tabii spordan gelen, bu işin arka planında yetişmiş, yıllarca farklı alanlarda emek vermiş bir isimsiniz. Bugün de ordunun gençlik ve spor il müdürüsünüz. Mutlaka sizin için ayrı bir başarı öyküsünüz. Bunu daha öncesinde konuştuk ama birkaç sene sonra böyle geriye dönüp baktığınızda orduyu bu konuda, bu camiada nerede görmek istiyorsunuz? Neyi yapmak istiyorsunuz? Sizin hayalinizden, hedefinizden de bahsedelim biraz. Ya tabii ki yani hayalimiz olmasa zaten bu koltukta oturmanın hiçbir anlamı yok. Yani buradaki hayalimiz koltukta oturmak da değil. Yani bu koltukta gençlere neler yapabiliriz, neler hizmet yapabiliriz? Ve ben hep şunu söylüyorum, işte çoğu zaman niye böyle çalışıyorsun diye soruyorlar. Ya görev süremiz bittiğinde keşke şunu da yapsaydım demek istemiyorum. Yani spor alanında olsun, işte yurt alanında olsun, gençlik alanında olsun yaptığımız şeylerin tamamını yapmak istiyorum. Hayallerimin çoğuna ulaşmak istiyorum. Burada kendimle ilgili hiçbir hayalim yok. Tamamen hayallerimiz, hedeflerimiz gençlerimiz için. İşte devletimizin verdiği imkanlar dahilinde en güzellerini ilimizin gençlerine sunmak istiyoruz. Çoğu zaman misal kardeşlik projelerimiz var. Onlara da destek oluyoruz. Onlara da yol açmaya çalışıyoruz ama en önemlisi ordumuzda yaşayan gençler. Çünkü onların sorumluluğu bizim üzerimizde. İşte Ordu Üniversitesi diyoruz. Yani gelişsin diyoruz. Üniversite şehirle bütünleşsin diyoruz. Ama bir tıp öğrencisi, bir diş fakültesi öğrencisi orduya gelip sınavı kazanıyorsa ve bu yurt çıkmıyorsa, yurtta kalamıyorsa bu sorun. Başlı başına bir sorun. İşte spor yapmak isteyen bir öğrenci istediği spor dalında işte spor yapamıyorsa bu büyük bir sorun. İşte diyelim ki maddi durumu yok, dolmuş parası veremiyor, spora gitmek istemiyor. Bu büyük bir sorun. Bunları çözmeye çalışıyoruz. İşte bakanlıklarında okul mahalle spor kulüpleriyle olsun salonları çocukların ayağına götürmeye çalışıyoruz. Şu anda en az 15 tane okulda bizim spor salonumuz var. Yenilerini açmaya çalışıyoruz ki çocuklar rahat spor yapsın diye. İşte bir sporcu fabrikası salonu projesi var yatırım programında. Çok amaçlı salon. Bunun içinde de 8 tane antrenman salonu var. Ben o projeyi çok istiyorum. İnşallah. Özellikle ihale edilip tekrar onun yapılması projesi bitti çünkü. Yeri hazır, hepsi hazır. Toparlayalım. Yani efendim. Kesinlikle biz her gencimize ordumuzda ulaşmak istiyoruz. Evet. Hedefimiz de hayalimiz de bu. İnşallah herkesin bu konudaki hayaline dokunabilirsiniz diye. Temennimiz bu yönde. Mutlaka ordu için çok güzel çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum müdürüm. Biz teşekkür ederiz. Bugün yine böyle bir süre sonra tekrar buluştuk. Birçok konuda da yeni bilgiler verdiniz. Allah kolaylık versin diye. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Değerli izleyenler, böylece tabii programımızı da noktalayacağız sohbetimizle birlikte. 2,5 saat boyunca sizlerin karşısında olduk sabah 8.30'dan bu yana. Yarın yine inşallah aynı saatte buluşacağız, görüşeceğiz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yes Şarküteri yerli et ve süt ürünleri Ekran Gazetesi'ni sundu.